Oreo'lu cheesecake tarifi ile Masmavi 3 Mutfak'taya hoş geldiniz. Ürünümü kadar lezzeti de oldukça nefis buyurun malzemeler. 250 gram tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 yumurta, 5 veya 5,5 çay bardağı una ihtiyacımız var. Un hariç diğer tüm malzemelerimizi yoğurma kasemize alıp kısa bir süre elimizle yoğurduktan sonra unumuzu ekleyerek hamurumuzu topluyoruz. Hamurumuz çok çabuk toplanıyor. Şimdi hamurumuzun büyükçe bir kısmını alıp kalıbımıza yerleştireceğiz. Fakat ben bunu iki yağlı kağıt arasında aşağı yukarı kalıbımın tabanına göre açıyorum ve o şekilde transfer ediyorum. Böyle yaptığımızda pastamızın tabanı eşit oranda oluyor. Ama elinizde de yerleştirebilirsiniz, hiç sorun değil. Ters çevirdim. Yerleştirdikten sonra yağlı kağıdı kaldırıyorum. Duvar kenarları için biraz hamur alıp elimde silindir yapıp elimle basarak duvarları yükseltiyorum. Yükseltebildiğiniz kadar yükseltin. Baktınız ki bazı yerler çok ince olmuş. Hemen yama uygulayabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Pişince hiç belli olmayacaktır. Kenarlarının fazlalıklarını bir spatula ile keserek temizliyoruz. Ve pastamızın tabanı bu şekilde bitti. Buzdolabına dinlendirmeye aldık. Cheesecake harcımız için 600 gram çift yağlı labne peyniri, yani Doppelrahmstufe Frischkäse Almancası, 3 yumurta, 1 vanilya, 1 çay kaşığı nişasta, 1 çay bardağı şeker, portakal kabuğu ve 1 paket Oreo ya da Ülker rondo kullanabilirsiniz. Tüm malzemelerimizi kasemize alıp bir tel çırpacakla çırparak pürüzsüz hale getiriyoruz. Miksere de gerek yok. Pastamızın yapımı çok kolay ama lezzeti çok şahane. Hepsini ekleyip tel çırpacakla pürüzsüz hale getiriyoruz. Ve biraz limon kabuğu rendeledim içine. Portakal kabuğu rendeledim. Limon da rendeleyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Şimdi pastamızın tabanına olduğu gibi boş yer kalmayacak şekilde Oreo'larımızı dizip yüzeyine cheesecake harcımızı kapatacak şekilde döküyoruz. Ve ikinci bir defa birkaç tane Oreo'yu üzerine serpiştirin. Çok sıkı dizmeyin ikinci katı, yoksa pastanız çok kuru olabilir. Birkaç tane yeterli. Aralıklı olarak yine sosumuzu döküp pastamızı bitiriyoruz. Yükseltmiş olduğumuz kenarları bir spatula ile içe doğru hafif kıvıralım. Pişince çok güzel olacak. Ve pastamız bitti. Önceden ısınmış 170 derece fırında 50 veya 60 dakika pişmek için alt üst ayarda pişmeye gidiyor. 50 dakikanın sonunda pastam pişti. 5 dakika, bakın çok güzel görünüyor kıvırdığımız yerler. 5 dakika soğuduktan sonra kalıptan çıkarıyorum. Mümkünse bir gece buzdolabında dinlendirin. Ama zamanınız yoksa 3 saat buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Tabii ki dilimli halini de size tekrar göstereceğim. Çok lezzetli oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.